Ankara Demirspor'un teknik direktörü Bülent Akan'la beraberiz. Hocam öncelikle geçmiş olsun, daha sonra tebrikler. Teşekkür ederim. Şu anda çok fazla pozitif sporcu var aslında kulüpte, evet, değil mi? Maalesef, maalesef. Güncel rakam nedir? Şu anda 10 tane oyuncumuz da resmi olarak pozitif vakaya rastlandı ve hepsi izole durumda. Fakat bugünkü maçtan önce 2 oyuncumuz da şüphe uyandırdı, bizde belirtiler başladı. Şüphe uyandırdı. Biz de onları maç kadrosundan çıkarttık. Şu anda onların da testleri yapılacak. Ve maçtan sonra, şu anda bu saatten sonra saat 3.30-4 civarlarında bütün takımı tekrardan teste sokacağız. Çünkü gerçekten sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Yaklaşık 10 gündür, 10 gündür bu korona hastalığıyla uğraşıyoruz. Geçen hafta bildiğiniz gibi Çorum'a da 3-4 eksikte gitmek zorunda kaldık. Ondan sonraki süreçte kupa maçı öncesinde 7-8 arkadaşımıza daha çıktı. Doğal olarak ve bu arada da 2 tane sakatımız var. Takım kaptanı Hasan Küçük ve Çağrı Bülbül de sakat. Sonuç itibariyle 12 tane vaka ve 2 tane de sakat oyuncumuzla beraber bu maça yaklaşık 12 kişi çıktık yedek kaleciyle beraber. İstediğimiz gibi geçti maç. Yani maçtan önce planladığımız gibi gitti. Sonuç itibariyle de kazandık 2-0. Gençler, hiç oynatamadığımız oyuncular vardı. Bunları değerlendirdik. Onlar da takım disiplinine, oyun disiplinine uydular. Allah'tan nasip etti. Güzel bir sonuç oldu. Tabii eksiklerimiz var. Çocukların eksikleri var, gençlerin eksikleri var. Bunlar zamanla daha da aşılacak. Daha iyi top oynamaya başlayacaklar. Kendilerini güvenler arttıkça daha güzel işler yapacaklar ve Ankara Demirspor'a, Türk futboluna katkı sağlayacaklar diye düşünüyorum. Peki bu pozitif vakalardan sonra bu maçın ertelenmesine dair bir beklentiniz olmuş muydu? Şöyle, statü gereği kupa maçlarında, lig maçlarında olduğu gibi 13 sayısını ya da 14'ün altına düştüğü zaman erteleme olayı olmuyor. 9 kişi ve 9 kişi de dahil kaldığı sürece maçlara çıkmak zorunluluğunuz var. Bizde de şu anda 12 kişi vardı. Biz 12 kişiyle önemli bir rakip karşısında önemli bir galibiyet aldık. Çocuklarımı kutluyorum, oyuncularımı kutluyorum ya. Yani. Biz de tebrik ediyoruz. Peki genel ligdeki durumu değerlendirecek olursak? Lige baktığımız zaman aslında sürece baktığınız zaman işte ilk 6'nın içindeyiz. Kötü sayılmaz ama sonuç itibariyle bu takım geçen yıl playoff oynadı. Beklentiler fazla. Bir iki maçta mesela çok talihsiz maçlar oynadık. Üstün oynadığımız bütün maçlarda üstün oynadı. Hiçbir rakip bizi işte bizden çok üstün oynamadı. Fakat talihsiz maçlar kaybettik. Özellikle Uşak maçında mesela 78. dakikasında saçma sapan işte hakem hatalarıyla beraber bizim oyuncuların yapmış olduğu bir pozisyon hatasında rakipler gol attı ve maçın seyri değişti. Bu mesela bizim için olumsuz bir durumdu o günkü şartlarda. Ama geldiğimiz noktada son iki maça baktığımız zaman takım üyeti, takımdaşlık, arkadaşlık, işte oyun sisteminin biraz daha oturduğunu, geliştiğini görüyoruz. Çünkü kim girerse girse, kim oynarsa oynasın sonuçlara baktığımız zaman bir şeylerin değiştiği ya da bir şeylerin oturduğunu anlayabiliyoruz. Bu da bizler için umut verici bir şey. Lige baktığımız zaman bizim beyaz grup gerçekten önemli takımların, önemli yatırımları yapan takımların olduğu bir grup. Burada 8-10 tane takım. Bir de sürpriz takımlar çıktı mesela. Bu yıl Erzincanspor sürpriz bir şekilde üst taraflarda duruyor şu anda. Baktığımız zaman 8-10 tane takım playoff'u zorlayacak takımlar. Ankara Demirspor da gücü ve kalitesiyle, işte donanımıyla bu o takımlardan biri. Ama şunu diyemeyiz. Yani Manisa için favori gösteriliyor ama biz mesela Manisa maçında çok iyi oynadığımız bir maçtı. Hatta penaltı kaçırdığımız bir maçtı. Manisa'yı çok rahat yenebileceğimiz bir karşılaşma oynadık. Yani millet işte Manisa'yı erkenden şampiyon gösteriyor ama ben buna inanmıyorum. Çünkü Manisa'nın da bu gidişatı bir yerde duracaktır. Ve bizler de maç kazandıkça, doğru işler yaptığımız sürece, maçları da kazandıkça bu takım hak ettiği yeri bulacaktır diye düşünüyorum. Bizim hedefimiz kesinlikle üst lige çıkmaktır. Bu playoff'tan da olabilir, şampiyon olarak da olabilir. Ama ikincilikte özellikle üst lige çıkmak biliyorsunuz diğer ligler için göre daha zor. Çünkü neden? İki gruptan üç takım çıkıyor. Diğer gruplarda mesela 3. ligde ya da işte 1. ligde bu süreç böyle olmuyor. Yani 40 takım içinde 3 takım çıkacak. Bunların birincileri işte çıkacak. Bir takım da playofflardan çıkacak. Yani 8 takımda bir takım çıkacak. Onun için ligi şampiyon bitirmek hepsinden daha önemli diye düşünüyorum. Biz de öyle umut ediyoruz inşallah. Sizin dediğiniz gibi olur. Son olarak bu maçla ilgili 61 numaralı oyuncu çok dikkat çekti formasından dolayı. Evet. Neden öyleydi onun şöyle forması? Şöyle söyleyeyim. Çok güzel bir konuya temas ettiniz. Biz bir oyuncu kaldı bizim hani yedek bançımızda. Sonuç itibariyle bu da kalecimizdi. Kaleci olduğu için oyuna da girmesi gerekti.
ve farklı bir numarayla girmesi gerekiyordu. Kaleci formasıyla giremeyeceğine göre. Biz de ona maçtan önce 61 numaralı formayı, boş bir formayı 61 numara yazdık ve oyunu aldık. Doğal olarak da o da kaleci oyuncu olarak maçta verilen görevi yerine getirdi. Bence yani gerçekten çok zor bir süreçti. 10 tane oyuncu, belki sakatlık olabilirdi maç içinde, herhangi bir şey başımıza gelebilirdi. İşte 11 tane oyuncuyla çıktığımız maçta, bir tane de kaleci yedeğiyle çıktığımız maçı çocuklar kazanmasını bildiler. Hepsini kutluyorum. Bu da unutulmaz bir anı olmuştur evet, herhalde. Evet, yani ben hep şunu söylüyorum. Ben 2 yıl önce burada Ankara Demir'de 15-14 yaparak, son 15 maçta takımın başına geçmiştim. 15-14 yaparak şampiyon olmuştuk. Bu tarih yazan bir kulüp, Ankara Demir Spor Kulübü. Geçmişi tarihlerle dolu, işte şeylerle dolu, hikayelerle dolu bir takım. Süreçte bugünkü yine aynı şey oldu. 11-12 oyuncuyla çok önemli bir rakip karşısında, kupa sonuçta önemli, ciddi, alınması gereken bir süreç. Orada yine bir tarih yazdı ve 11 kişiyle 14 oyuncusundan yoksun bir takım olarak maçı kazanmasını bildi. Gerçekten önemli bir şey bence. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. Yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.